Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine ATS'deyiz ve aracımız Freightliner ve bol bol yağmur yağan bir havada oynayacağız. Hatta biraz daha dur bakalım. Şöyle aynen. Böyle daha güzel. Yağmur modu var arkadaşlar. Şöyle dorse modumuz var ve araç modumuz var. Bu araç moduyla daha önceden oynadık. Mavi haliyle oynamıştık hatta. Oh, gök gürültülerine bak. Bugün de bu şekilde kırmızı yaptık arkadaşlar. Dorse modumuz. İşte gördüğünüz gibi. Yakıt taşıyoruz. Aracımızın içine geçelim. Aracımızın içinden bu şekilde gözüküyor arkadaşlar yağmur. Efsane gözüküyor. Şöyle bir çalıştıralım aracı. Bu ETS'de kullandığımız navigasyon modunu aynı şekilde ATS'ye de uyarladık. Zaten o linki indirdiğiniz zaman içinde hem ETS hem ATS için olan mod var. Siz hangisini kullanmak isterseniz onu kullanabiliyorsunuz. Şöyle rotamızı da gösterelim. Harita modumuz vardı biliyorsunuz. Efsane bir harita modu. Yine o haritadayız. Bugün böyle toprak yollar, böyle dağ yolları değil de bol bol virajlı çok güzel yollarımız var. Asfalt yollar böyle. Biraz böyle bozuk yollar falan da önümüze denk gelecektir. Şu şekilde çıkıyoruz. Gidebildiğimiz yere kadar. 4235 kilometre gözüküyor çünkü. Gidebildiğimiz yere kadar diyelim. Şöyle sileceğimizi bakalım. Birinci kademe yetmeyecek. Aynen. Çift kademe yapalım biz şöyle sileceği. Şöyle yolumuza çıkalım. Herhalde tamam. Harita modunda şu tümseklere gelince araçlar bildiğiniz duruyor. Uyuz uyuz geçiyorlar falan böyle. İnsanı deli edebiliyorlar. Yalnız yağmur sesine aracın sesi duyulmuyor. Yağmur modunun içinde iki tane mod var. İkisini de isterseniz klasöre atın. Birisi bu şekilde yüksek ses veriyor. Birisi daha böyle düşük yağmur sesi veriyor. Ona göre hazırlanmış. Ya da isterseniz normalini seçip oyun içinden siz kendiniz de sesini yükseltebiliyorsunuz. Tamamen size kalmış bir olay. Yalnız yağmurdan ayna gözükmüyor. Aracın sesi duyulmuyor. Vites atacak mıyım, atmayacak mıyım? Hiçbir fikrim de yok. Artık devir saatine göre ayarlayacağız kendimizi. Bu arada ATS'de indirimli arkadaşlar, unutmayın. Pazar günü akşam saatlerine kadardır diye tahmin ediyorum. Genelde indirimler akşam saatlerine kadar geçerli oluyor. Bir haftalık bir indirimdi bu. Pazartesiden itibaren geçerliydi. Hala devam ediyor hem ETS hem ATS. DLC'ler falan bayağı büyük bir indirim. Eğer yani pazartesiden beri sanırım her videomuzda duyuruyorum, canlı yayında falan söylüyorum. Kesinlikle kaçırmayın. Varsa ihtiyacınız olan DLC'dir, oyundur vesaire. Yani ETS'niz ya da ATS'niz daha doğrusu. Bütün oyunlar için değil tabii ki bu indirim. Sadece SCS'nin indirimi. ETS ve ATS'de olan. Dur bakayım. Bu bir saniye, şöyle bir duracağım. Bu araç sesini açma şey vardı, kabin içi sesini arttırma vardı. Bir ona bakalım. Eğer yağmur dışında sadece aracın sesini yükseltiyorsa onu biraz yükseltelim bakalım. Bir öyle deneyelim. S alt çizgi. Unuttum çünkü kodun onu ya. Interior alt çizgi. Volüm boşluk. 3 4
5 6 dur bakalım. 6 fazla oldu. Şöyle 5 yapalım. Tamam, yağmur sesi yükselmiyor. Süper. Aynen böyle daha iyi oldu ya. Hem yağmur sesi hem araç sesi. Diğer türlü inanılmaz böyle şey geliyor. Yani hiç gelmiyor gibi neredeyse. Böyle derinlerden duyuluyor. Aynen. Böyle süper. Video açıklamasına Dorse'nin aracın ve bu yağmur modunun indirme linkini bırakacağım arkadaşlar. Navigasyonun falan linki var zaten. Onlar standart sürekli kullandığımız aktif modlar olduğu için ETS'ye de ATS'ye de onları sürekli olarak eklemiş oluyorum. Bu arada yükümüz 23 ton. 23 tonluk yakıt taşıyoruz. Böyle bol bol tırmanmalık yollar. Yalnız var ya, sol ayna hakikaten yok. Gözükmüyor bayağı yağmurda. Bu arada bu modu yüklediğiniz zaman şöyle F2'den mini aynalar da geliyor. İsterseniz bunları da kullanabiliyorsunuz şu şekilde. Soldakine gerek yok ama sağdakini kullanabilirsiniz. Farklı çeşitleri var. Biraz daha büyüğü, biraz daha küçüğü. Bu en küçüğü. Ya da daha böyle ortaya yakın. Yani normal standart F2 aynasını biraz daha minimal hale getirilmiş hali. Çerçeveli falan böyle. O hali de var. Ben bunu kullanıyorum. Fotoğrafları var zaten. Bakıyorsunuz oradan fotoğraftan. Hangi modu istiyorsunuz ona göre kopyalayıp mod klasörüne atıyorsunuz. Tamamen size kalmış bir olay. Nasıl kullanmak isterseniz. Aracımız 420. Yükümüz de 23 ton olunca biraz yokuşlarda bayılıyor. Sekiz dokuz sürekli vitesler böyle. Bu da 7'ye falan düşeriz herhalde diye. Ne oldu, lastik boşa çıktı bir an. Bu da 7'ye bile düşebilir miyiz? Gerek kalmıyor. Tırmanıyor, sıkıntı yok. Yine araçtan garip garip sesler geliyor tabii ki. Bu harita moduyla alakalı. Daha önce de söylemiştim. Araçtaki böyle çukura falan girdiğiniz zaman bayağı güzel bir ses yapmışlar. O sesler geliyor yani. Araç modu da olsa olmasa da bu haritayı kullanıyorsanız geliyor. Vay arkadaş. 8'de devir artıyor. 9'a atıyorum. Başlıyor düşmeye. 8,5 falan olması lazım herhalde bunun için. Bak 9. Yani şu an düzlük.
8.5 falan olsa tam kurtaracakmış yani. 12 vites seçtim. İşte 16 vites vesaire seçenekleri de var tabii de 8 vites, 6 vites, 10 vites, 16 vites. Ben 12 seçtim. Kullanımı daha rahat çünkü. Güzel şimşek çekiyor. Dünkü videomuz nasıldı ya? Tam videonun ortasında bir gök gürledi. Aklım çıktı ya. Ama mikrofon öyle bir yansımış ki sanki oyundan geliyormuş gibi, o efektmiş gibi yani. Burada falan gök gürlüyor o oyunda mesela. Buradaki gibi gelmiş yani. Yani o ses oradan alınıp böyle kullanılabilir. Tabii ben orada konuştuğum için kullanılamaz ama. İşte bunu demek istiyorum. Öyle bir yavaşlıyorlar ki. Bak şimdi bak. Bildiğin duruyor. Kabir aydınlatmamız da var bu arada. Abi yol eğimleri falan çok iyi. Aha şu harita var ya, ETS'de çalışsa of. Ne bomba olur ha. Abi bunda araç bulana kadar canım çıkıyor ya. Bak o kadar yine aradım aradım aradım. Yok yani. Geçen sağ olsun Muro Başkan var takipçilerimizden. O bir Mac F700 gönderdi ama baktım link yok, silinmiş. Modu silmişler. Yollara bak abi. Ne hava boşaltıyor be. O nasıl bir hava boşaltma modelidir? Tam keyif yapmalık ya yollar. İster böyle yağmurlu havada oyna, ister normal standart güneşli havada oyna. Tamamen senin zevkine kalmış. Alacaksın böyle çayını kahveni. Akşam olacak böyle oturacaksın abi. Keyif yapacaksın bununla. Retarder de bir çıtır kaydırıyor böyle biraz. Sakat oluyor dönüşlerde. Of, vurduk altını yine. Araç biraz fazla yere yakın. Daha da basılabiliyor hatta da artık daha da bassak hareket edemeyiz herhalde buralarda. Oturur kalırız.
Ya aşağı inerken hiç böyle gaza basmana gerek yok. Arada bir retarder. Bu yeterli oluyor. Yani ne gaza basıyorsun ne frene basıyorsun. Bir süre sonra elin alışıyor yani. Bazen gereksiz falan da çekiyoruz ama. Bak 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 nasıl kaydırıyor. Yağmur hafifledi. Arttıralım yağmuru ya. Konsolu açınca direksiyon dönmüyor arkadaş. Skybox 4. Hah. Tamam. Yetiştim. Sıkıntı yok. Havalı kornası da yok. Burada da hava aynı. Aynı böyle hava. Bir açıyor bir kapatıyor. Şu an bir yağmur yok sadece. O da birazdan başlar. Şu an kapattı bildiğin zindan karanlık oldu ortalık. Hadi be kardeşim ya. Yine ne oluyor? Yine sürekli bir şeyler geliyor. Aha, stop ettik.
dayının peşine takılalım da şunlar geçmesin. Birinin arkasına takılıp gittim mi daha zevkli oluyor. O yüzden onu kaçırmamaya çalışıyorum. Şöyle yakalayayım diye uğraşıyorum. ATS'nin trafiği biraz daha iyi sanki ETS'ye göre. Daha insancıl. Lan o kadar abi işte ETS ATS arasındaki fark. Burunlu tır oldu mu? Kaçırıyorsun böyle. Unutmaman lazım. Lan ne oldu? Ama bir anda gittik arkaya. Hadi bakalım. Hayırlı işler. Arkadaki otobüsü ecük. Vallahi çekmiyor birinci viteste. Şöyle denesek şansımızı. Doğrusu yere mi oturuyor diyeceğim, yok. Şöyle yandan deneyelim şansımızı diyeceğim ama biraz fazla dik ya. Abi aracın aksı da inip kalkmıyor. Vallahi yemi. Arka taraftaki trafik felç. Otobüsü ittire ittire gidiyorum şu an.
Şu an arkadan destek almama rağmen yemiyor. Basmayın lan kornayı. Vallahi yemiyor. Şöyle koyalım. Buradan inşallah yer. Buradan yiyor dedim. Ula. Vay arkadaş ya. Yarım debriyaj. Vay canına yandı. Bir çıkartamadık oradan ya. Ama yollar nasıl? Efsane değil mi? Çalışma yerlerini aydınlatmalarını falan bile yapmışlar yani. Bak buradan yük alabiliyorsunuz mesela. Gelip buradan direkt yük alabilirsiniz. Aa, dağın içinden dönüyor. Dileydim böyle olacağını. Kula. Basma lan kornayı. Ya şu an patı çeke çeke çıkıyor şu muhtemelen. Aracın suyu çıktı, tamam. Yük teslimatından sonra aracı hurdaya verebilirsiniz. Hava çok karardı ya. Aydınlatsak mı acaba? Pek buralar durulacak gibi değil ama. Ospisçi dayı, ospisçi dayı. Nereye giriyorsun? Şöyle yapıp sonra Skybox yine şöyle 4 ha. En azından önümüzü görebilelim. Gerçi müsait bir yer bulursak orada bitirebiliriz de. Çünkü daha önümüzde dedim ya 4000 küsür kilometre var diyordum. Daha 3959 kilometremiz var. Müsait gibi aslında. Şurada bitirebiliriz şöyle. Bayağı da yüksekmiş yalnız bazen.
Evet, sanırım kaldık burada. Tamam, ben de zaten park etmek istiyordum. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ben de park etmek istiyordum zaten. Evet arkadaşlar. Şöyle çok parlıyor. Heh, şöyle yapalım. Burada görünmez duvar var muhtemelen. Daha geri gelmiyor. Burası da havada kaldı. Yere oturdu. Burası da çıkmıyor. Sıkıntı yok. Zaten burada bitirecektik. Park edecektik. Ve dorsa aksımıza indirelim aşağı. Video açıklamasına aracını indirme linki, haritanı indirme linki, dorsalını indirme linki, bu yağmur modunu indirme linki, navigasyon vesaire hepsinin indirme linki, kullandığım her şeyin indirme linkini bulabilirsiniz. Sizler de dilediğiniz gibi bu modlarla oynayabilirsiniz arkadaşlar. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.